Evet arkadaşlar, şimdi başlıca tarım ürünlerimizden bahsedeceğiz. Onlar nelerdir ve hangi bölgelerde hangi tarım ürününün yetiştirilmesi çok daha kolay ve mümkün olmuştur? Ve bunu etkileyen şartlar nelerdir? Onlara bir bakacağız. Başta tarım ürünlerimiz deyince tahıllar ilk olarak aklımıza gelecek şeyler. Tahıllar deyince de aklımıza ilk gelecek bölge neresi olmalı? Tabii ki İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmalı. Peki neden böyle dedik biz? Hemen bakalım. Bu üçünün de ortak özelliği ne olabilir? İklimlerinin benzer olması. Zaten tarım ürünlerinde ilk düşüneceğimiz şey iklimdir. Yani iklimleri birbirine paralel olan yerlerde rahatlıkla aynı tarım ürünlerini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bunlardan ilki neydi? Tahıllar. Tahıllar İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Bunu unutmayalım. Şimdi buğday onlardan. Buğday genellikle İç Anadolu'nun birinci olduğu ve birincilik kaptırmadığı bir tarım ürünü. Neden derse yeni iklim şartlarını düşüneceğiz. Buğday en fazla İç Anadolu bölgesindedir diyeceğiz. Hemen bununla paralel düşünebiliriz. Neden un fabrikaları genellikle İç Anadolu bölgesine? Yine arpa. Arpa soğuğa bir tık daha dayanıklı olduğu için Doğu Anadolu'da da arpayı rahatlıkla görebiliriz. Doğu Anadolu yazalım buraya. Çavdar arkadaşlar. Çavdar yine aynı şekilde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde rahatlıkla karşımıza çıkar. Peki çeltik nedir? Çeltik namı diğer hepimizin bildiği pirinç. Şimdi çeltik deyince yani pirinç deyince aklımıza ilk gelecek şey su ihtiyacının fazla olması. Bakın yukarıdaki diğer tarım ürünleri gibi kuraklığa dayanıklı değil. Yani kuraklık istemiyor. Aksine su ihtiyacı fazla olan bir ürün. Nerelerde yetişirlerse Marmara ve Karadeniz bu anlamda önder bölgelerimiz. Marmara ve Karadeniz'in genellikle ırmak kıyılarında pirinç tarımının yoğun yapıldığını görebilirsiniz. Hiç etrafınızda pirinç tarlası gördünüz mü? Çok fazla göremeyeceksiniz. Bakın burada önemli bir detay var. Lütfen o detayı atlamayalım. Şimdi hemen bir ünlem koyuyorum. Pirinç devlet kontrolü altında üretilen bir üründür. Neden devlet kontrolü altında derse hemen yapacağımız yorum şu arkadaşlar. Pirinç sıtma mikrobunu insanlara taşıyabilir. Pirinç ne dedik? Nehir kenarlarında ve bataklık alanlarda. Bakın ne dedik? Bataklık. Şimdi bataklık var, sıtma var. Nasıl bir bağıntı olabilir? Bataklığa ne geliyor? Sivrisinek. Sivrisinek yine aynı şekilde insanlarla bu anlamda iletişime geçtiğinde ne yapacaktır? Sıtma mikrobunu insana bulaştırabilecektir. O yüzden devlet bunları şehir merkezlerinden daha uzak alanlara kaydırıp kontrol altında tutmaktadır. Pirinci unutmayalım. Tekrar edersek su ihtiyacı fazla. Hatta bataklık alanlarda Marmara, Karadeniz Nehir kıyıları bu anlamda Türkiye'nin önderleri iki bölge olarak karşımıza çıkacak. Devlet kontrolünde tekrar ediyorum sıtma mikrobu yani bataklık üzerindeki sivrisinek ve buna bağlı sıtma mikrobu yayılmasının engellenmesi için devlet kontrolünde şehir merkezlerinden oldukça uzak alanlarda bunu da unutmayalım. Evet, bir diğer tarım ürünümüz ise mısır. Mısır deyince aklımıza yine arkadaşlar Karadeniz bölgesi ilk olarak gelecek. Çünkü mısır unu, mısır ekmeği en popüler bölge aslında Karadeniz bölgesi ama ince bir detayımız var orada. Şimdi mısıra ne dedik biz? Karadeniz bölgesinde evet oldukça yaygın. Ama burada demiştik ince bir detay var. Nedir o? Şimdi birinci olan şu an ülkemizde Akdeniz bölgesi. Peki mısır su istiyor. Evet Karadeniz şartları gayet uygun. Karadeniz'de yetiştirilen bir ürün de. Peki neden üretimde bu anlamda Akdeniz birinci sırada da Karadeniz değil? Hemen ne demiştik? İnce bir detayımız var. Onu verelim. Karadeniz bu anlamda iç tüketimde zaten üretimi ne yapmış oluyor? Eşitlemiş oluyor. Yani Karadeniz ürettiğini kendisi tükettiği için dış pazarı bu anlamda mısırı yayamıyor. Fakat Akdeniz öyle değil. Üretim direkt dış pazarı değerlendirebildiği için Akdeniz devlet tarafından mısırın daha da popüler olduğu alan haline getirilmiş rahatlıkla. Yulaf yine aynı şekilde iç bölgeler, kıyı bölgeler. Nohut yine aynı şekilde iç bölgelerimiz, kuraklık isteyen bölgelerimiz. Mercimek, mercimekte duralım. Orada iki ayrım var. Yeşil mercimek ve kırmızı mercimek. Şimdi yeşil mercimek derse aklıma ilk gelecek. Yine bakın iklim şartlarında kurak bölgemiz İç Anadolu. Kırmızı mercimek de ise Önder, Güneydoğu, Anadolu bölgesi, bunu da unutmayalım. Yine fasulye İç Anadolu bölgesinde ve Karadeniz kıyılarında da fasulyeyi görebiliriz. Bakla yine aynı şekilde iç bölgelerimiz ve Karadeniz'in bir kısmında baklayı görmemiz mümkün arkadaşlar.